Burada böyle olimpiyat falan için gelmiş böyle olimpiyat, Rusya olimpiyat milli takım yazıyordu enselerinden gırtlaklarına kadar böyle koca afiş vardı. Onları taşıyan çift katlı otobüs Taksim'de devrilmiş. Karılar çipil çipil buraya gelmiş. Nerede başkan, nereye sakladın o sporcu karılar? Buraya girmişler 2-3 tanesi. Bak spor gözlüğümle geldim, ağzı burada. Pardon beyefendi, siz neden bahsediyorsunuz anlayamadım. Ben de böyle bir olimpiyat ateşi yanıp tutuşuyor. Buradan böyle geliyor. Bağrımdan, böğrümden, napışımdan dimdire. Bak siftahım yok, takside gittim. Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne acil gişine ettirdim orada. Millet omuzluyor omuzluyor, şimdi onu yola sürükler. Çekerler orada. Bunların geldiği yerde daha çok var. Bana birkaç tane karının adresini madresini falan, burada hiç yok mu kimse? Beyefendi, ne olimpiyatı ne ateşi, pardon. Lan ben siz FOK'a denk geldik. Başkan, ben şimdi bu olimpiyatları çok destekliyorum. Hani 2020 gelse de burada bir tane olimpiyat yapsak. Şimdi 2020'de olimpiyat ateşi burada yansa. Turistler gelse böyle bembeyaz avatarın beyazını düşün. Masmavi değil de bembeyaz. Onları ben bir gezdirsem İstanbul'da böyle bütün 8 semt, ne kadar semt varsa. X varsa hepsini gezdirsem falan. Olimpiyatları destekliyorum. Depresyondan çıkmam lazım. Tık yok bak. Taksimetreyi resetleyemedim. 128 milyonda. Hatay'dan ta aşağıdan İzmir'den Karşıya kadar dolaştım, İstanbul'a geldim. Arap gezdiriyorum bir aydın anasını satayım. İki tane Arap dolandı taksiye. Bagaja yığdılar üç tane çuval pilavı. Habire yiyorlar, habire yiyorlar. Şöyle Rus olsa, güzel bembeyaz olsa falan onları gezdirsem. Bak rahatladım seninle biraz açılınca. Burada spor salonuyor. Biraz rahat davranayım diye spor kıyafetlerimi getirdim. Siz hazırlanın öyleyse, eşofmanlarınızı giyin. Başlayalım hemen. Ne işimiz olacak eşofmanda? Benim zaten hazır. Yani üst taraf gayet iyi, çalışıyor yani. Oturması gereken kısım, şöyle dil alışkanlığı. Şuradan şöyle elimi uzatıyorum taksi camına. Görünmesi gereken kısım görünüyor. Benim asıl çalıştırmak istediğim, ulan nasıl bir alete kolu kaptırdık anlamadım ki. Belki götüme girecek biraz sonra. Buradan sonrası zaten belin çalışması lazım. Belden aşağının çalışması lazım. Buraya bir iki hareket öğretsek yeter de şimdi. Ben burada boş bir şey yapamam bunu. Yok mu 2-3 tane Rus falan esnemeye müsait böyle. Tam ben onu kırılma noktasına kadar esnedim. Tık tak diye gireceğim. Öyle yok mu iş burada? Belki kaynaşırız. Telefon numarası falan verir. Arkadaşına tavsiye eder. Amına koyayım WhatsApp numaramı atar, daha da fecisi. Yok mu öyle hiç? Beyefendi, siz spor yapmaya mı geldiniz acaba? Benim depresyondan çıkmam lazım. Hiç tık yok. Yok mu şimdi senin burada? Onu topu nerene şişiriyorsun, nerene patlatıyorsun? Ya? Ulan ne biçim helyum da kokmuyor. Neyle şişirdin sen o topu? Neyin peşindesin? Zaten başladığın yer, bittiğin yer belli değil. Simsiye yılan gibi solit gelmişsin. Karşıma oturuyorsun anasını satayım. Başka yok mu senin hiç burada böyle benim böyle turistlerle spor yapabileceğim, aerobik yapabileceğim kimse yok mu? Bak beni çıldırtma. Zaten delleniyorum. Depresyondayım. Alırım taksiyi karşıdaki otoparkın 3. katından Fast and Furious. Fırlak ve sevgili. Oradaki gibi dangalak gibi girerim senin 3. katına, ağzımı burnuna atarım. Yok mu hiç senin? Beyefendi, beni tehdit etmeyin. Benim siyah kuşağım var. Silah kuşağı ne lan? Gerizekalı. Siyah kuşağım. Lan zaten simsiyahsın, kuşağın belli olmuyor. Nerede senin kuşakları? Ne zaman aldın sen o kuşağı? Tekvando'da, Aikido'da. Bir tekvando'da mı kuşağın var? Başka yok mu kuşağın? Hepsinde var. Nerede bıraktın? Oralarda, buralarda. Orada bıraktın kuşakları. Bir ara gazete bedava da attı 68 kuşakları diye. Onlardan mı aldın? Bedavacı mısın sen? Gittim bütün 3 günlük gömmeye yığdım içeride. O kiryanıcı verir değil mi? Parayı çıkarken verir. Verir beyefendi. Hiç merak etmeyin. Sizi şöyle dışarı alalım lütfen. Ulan ben buraya geldim tamam, depresyondan yavaş çıkayım diye. Yılanın başını bastırır gibi beni bokun dibine daha çok sapladın. İyice depresyona gittim. Böyle iş yerim olur lan. Eşofmanla iş yerine geliyorsun. Ben böyle sabah çıkmadan önce temiz vites başı, apış arasıma güzel daha taze don, beyaz gömlek giyip böyle çıkarım. Ne biçim iş yeri burası? Sıkıntıdan sıkıntı seçeceğim. Ama dönüyorum aynada, kendim karşımda aynı. Apışım yüzüm aynı zaten. Ne psikopat bir yere denk geldim. Ulan insanları götünden ağzına mı dikiyorsun? Bu nasıl bir alet? Neyin peşindesin sen? Ortada pilates topu yok anasını satayım. Pilates merkezine geldik, pilates topu yok. Rus diyor. Allah razı olsun zaten. Bu kadar topu götünde küçülttün, bu kadar verdin bana şimdi. Karı da yok hiçbir yerde etrafta. Ulan vallahi alacağım taksiyi, boşa atacağım. Tam o üçüncü kattan atlarken kendim de atlayacağım. Kesin zaten kolum takılır bende bu şans varken. Böyle paçavra gibi sallanarak beraber girelim taksiyle burada. Beyefendi yok, çıkın lütfen. Bir telefon numarası vereceğim lan altlara. Allah'ın belanı versin. Buyurun 500... çıkın. Lütfen. Soksunlar seni. Ulan Badi Ekrem gibisin zaten. Eski yaradın belli değil burada. Ne laf yapacağım, ne yapacağım belli değil. Pis fok. Fok you. Anladık oldu. Teşekkürler.